En çok kaç kilometre yapıyor Tarık abi? Yol açık olursa 180'e kadar çıkar. Ya. Merhaba Demin. Merhaba. Aa, ne güzel araba bu böyle. Gezelim mi biraz? Nereye gideceğiz? Biraz dolaşırız, sonra eve gider plak dinleriz. Olur. Atla. O zaman niye geldin buraya? Plak dinlemeye. Hadi canım sen. Bazı şeylere razı olurum ama o iş yok. Allah kahretsin seni. Of. Şimdi çok acır ama birazdan geçer. Ruhsar! Ruhsar sen misin? Ne bağırıp duruyorsun? Benim tabii. Başka kim olacak? Bira almadın mı bana? Param kalmadı. Bana gelince paran kalmaz zaten. Ama fileyi doldurmuşsun gene. O ziftin pekini içmesen olmaz sanki. Olmaz tabii. Ulan sen ne biçim karısın be? Ulan şu evde sana kocalık, o sürtük kızına babalık yapmıyor muyum? Bir şişe bira içmek hakkın değil mi benim? Çalış da içki paranı kendin kazan. Yeter be! Senin canın gene dayak istiyor galiba. Her gün aynı laf. İş bulamıyorsak ne yapalım? Allah'ın cezası herif. İş bulsan çalışır mısın sanki? Tembellik senin ruhuna işlemiş. Kafam bozuluyor ama. Ulan bir gün tepem atacak, ikinizi de bırakıp gideceğim bu evden yani. Nerede o günler? Sen karışma kız. Hadi git şuradan bana iki şişe bira al. Topal değilsin ya, git kendin al. Anneciğim, ne diye çekiyorsun bu herifin derdini sanki? Ne yapalım, başka çare var mı kız? Ders mi çalışıyorsun? Çalışmak değil de şöyle bir göz gezdiriyordum. İmtihanlara bir şey kalmadı. Hmm. Devletler hukuku. Of, amma da ağır. Bunun hepsini okuyacak mısın? Tabii, okumak zorundayım. Vallahi bravo. Sana hayranım. Bana versen 4 senede okuyamam. Thank you.
Seni hukuk kanunlarıyla baş başa bırakıp ben biraz tabiat kanunlarıyla meşgul olmaya gidiyorum. Bir vişne suyu versene. Para. Ama senin de aklın fikrin parada. Veririz, kaçak değiliz ya. Peki, verelim. Bununla 4 tane borcun oluyor. Tamam. Benim hesapla birlikte onları da al. Başla. Tarık, sen olmasan ben burada rehin kalacağım galiba. Hadi gel dans edelim. Bırak Nerim, ben bu dansları beceremem. Okuya okuya hafız olacaksın zaten. Rahat bırak onu. O koca kitabı okuyup bitirecek, kolay mı? Ne oldu anneme? Fabrikadan çıkarken minibüs çarpmış. Mühim bir şey değil canım. Tehlikeli olabilir. Keşke bir röntgen aldırsaydınız. Eğer lazımsa bir hastaneye kaldırıp aldırabiliriz. Hangi parayla aldıracaksın röntgeni be? Röntgen aldıracakmış. Merak etme doktor, eski topraktır o. Ona hiçbir şey olmaz. Sen asıl ne zaman çalışmaya başlar onu söyle. Bu durumda en az 15 gün yataktan çıkmamalı. 15 gün mü? Vay canına be, o kadar sürer mi? Ona iyi bakmanız lazım. Kuvvetli gıda almalı. Ben bakarım. Nasılsın anneciğim? İyiyim yavrum. Hadi sen de yat artık. Al bakayım. Tamam. Hadi anneciğim, hadi. Yiyemeyeceğim yavrum. Hiç içim almıyor. İmkansız. Ne işin var senin burada? Ben de sana gece yarısı nereye gittiğini soracaktım. Sana ne? Ne demek sana ne? Ben senin üvey baban değil miyim? Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Çekil yolumdan. Of, sorma be Tarık. Hiç keyfim yok bugün. Neden? Ne oldu? Annem hasta. Para da yok. Vallahi bir iş bulsam çalışacağım ha. Tam sana göre bir iş var. Nerede? Şimdi görürsün. Güzel kız. Ne? Fena değildir. Tanıyor musun? Biraz. Her gece gelip burada dans etsin 50 lira veririm.
Kendisiyle konuş. Kabul eder mi dersin? Yalnız dans edecekse belki kabul eder. Oyun var mı arka tarafta? Var, geç istersen. Oo, kimi görüyorum? Sen böyle yerlere gelir miydin? Değişiklik olsun dedim bu akşam. Arka salonda kumar var, gelir misin? Yok, kumardan hiç anlamam. Ben şansımı bir deneyeceğim. Hı? Bir vişne suyu versene. Hanımefendiye bir viski ver bakalım. Ben içki içmem ki. Merak etme güzelim, parası benden. Hı, çek elini be! Sen de! Hayvan! Küçük hanıma içki ısmarladık diye bozuldu. Bana bak sürtük. Sürtük senin alandır. Bana bak, elimin tersinden bir tane yapıştırırsan... Senin kabadayılığın da kadınlara geçiyor galiba. Orhan! Ya süt kuzusu, canın dayak mı istiyor yoksa? Ne olur gidelim, Orhan beni eve götür. Alayım mı tozunu senin şimdi? Hey, rahat durun be! Rahat durun, burada kavga istemem, atarım dışarı hepinizi! Neden bana haber vermeden kulüpten çıktın? Ha? Ha? Oo, bunun hali fena. Bekleyin, arabayı alıp geleyim. Hadi gidelim. Tarık'ı beklemeyelim mi? Hı, boş ver. Nevin kızım, Nevin. Ah. Ne istiyorsun? İyi değilim. Göğsüm sıkışıyor. Nevin'i çağır bana. Burada yok, gitti. Ah. Senin sürtük kızın evde oturur mu hiç? Gece yarısı heriflerle sokaklarda sürtüyor. Ne karıştırıyorsun çantamı? Biraz para ver bana. Sokağa çıkacağım. Param yok. O sokak sürtüğü kızın isteseydi verirdin ama. Bırak, bırak diyorum. Para vermezsen kafanı patlatırım. Allah senin cezanı versin inşallah. Defol, defol bu evden. Sen kimi kovuyorsun ulan? Kimi kovuyorsun? Gene ne oluyor? Ne olacak bu kör olası sarhoş herif? Bu kadını öldürecek. Çıkalım mı yukarı? Bilmem. Dur, dur. Vah, zavallı fena yuvarlandı. Ben bir şey yapmadım ki. Kendi düştü. Bir doktor çağırsak, kadıncağızın kulağından kan geliyor. Thank you.
Nevin, başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Yalnız olmak zordur. Çalışmayı denesen. Ben ne iş yapayım? Ben hiçbir şey bilmem ki. Olsun, öğrenirsin. Çalışamam ki. Hemen yorulurum. Boş oturmaya alışmışım. İnsanı boş oturmak kadar yoran hiçbir şey yoktur. Sahi mi? Hı. Orhan. Ne var? Sen çok iyisin. Öbürlerine hiç benzemiyorsun. Ara sıra da olsa beni arar mısın? Tabii, arkadaş değil miyiz? Tabii arkadaşım. Merhaba. Seni almaya geldim. Aa, bu saatte çıkamam ki, daha çok erken. Nevin, ne olur bırak bu işi. Neden? Hem eğleniyor hem de para kazanıyorum. Hadi bırak somurtmayı. Para için bu pis yerde çalışman şart. Ya ne yapayım? Daha namuslu bir iş bulabilirsin pekala. Eğer ahlak dersi vermeye geldinse hiç dinleyecek halim yok. Dinlemen lazım. Dinleyemem. Seninle yarın akşamüstü balıkçı lokantasının orada buluşuruz. Şimdi işim var. Merhaba. Merhaba. Evde parti var. Hadi gidelim. Senin? Hiç. Niye somurtuyorsun öyleyse? Ne yapalım yani? Hep sırıtacak değilim ya. Gel dans edelim. Yok. Canım dans etmek istemiyor. Hı. Nereye gidiyorsun? Sıkıldım. Eve gidiyorum. Bizim delikanlı gelmiş. Hadi bakalım. Yemeğe kadar var mısın benimle bir beş? Yarın akşam oynasak babacığım. Ne? Sen pek keyifli görünmüyorsun. Neyin var? Hiçbir şeyim yok. İmtihanlar yaklaştı. Biraz ders çalışacağım. Hadi yemeğe gelin. Anneciğim, canım hiçbir şey istemiyor. Aa, olur mu? Aç mı yatacaksın evladım? Aç değilim anneciğim. Dışarıda bir şeyler yedim. Thank you.
Merhaba. Sana geldim. Memnun olmadın mı? Oldum tabii. Nasıl çıktın balkona? Merdivenle. Kitap mı okuyordun? Ders çalışıyordum. Rıhtım da seni beklemedim diye kızdın mı bana? Yok, niye kızayım? Tarıklar'da parti vardı, oraya gittim. Biliyorum. Odan çok güzelmiş. İşte, fena değil. Yanıma gelsene. Ha? Yanına mı? Beni öpmeyecek misin? Burada mı? Gel. Hadi gel. Orhan, bu akşam çok neşesiz dediğimi. Bir şeye mi canın sıkıldı acaba? Canım hanım, sen de her şeyi mesele yaparsın. Oğlanın imtihanları başladı. Biraz sinirli tabii. Yo. Ben anlamaz mıyım? Onun bir şeye canı sıkılıyor. Sen gidip bakayım ne yapıyor. Orhan. Kapıyı neden kilitledin? Hasta mısın evladım? Bir şeyim yok anneciğim. Merak etme. Yapmıştım. Yarın görüşürüz. İyi geceler anneciğim. İlk defa dışarıda bir gece geçiriyorum. Pişman mısın? Yok. Hiç değilim. Seni seviyorum galiba. Ben de seni seviyorum. Artık gitsem iyi olacak. Sizinkiler neredeyse uyanırlar, yakalanmayalım. Ben gene geldiğim gibi balkondan ineceğim. Çocuklar şuraya bakın. Ne kız be. Ölüyü diriltir böylesi valla. Böylesine fındıkçı derler. Herkese güler, kimseye yar olmaz. Sen öyle zannet. Asım Bey'in oğluyla aralarından su sızmıyor. Ne var? Ne istiyorsun? Hiç. Yatmadan sana bir hatır sorayım dedim. Hadi git. Git odana. Ne? Yoksa beni kovuyor musun? Defol. Defol diyorum, yoksa bağırırım. Dur bakalım. O Orhan züppesine gelince iyi ama. Ben her şeyi biliyorum. Elimden kurtulamazsın. Eğer şansın varsa herif ölmez. Geberirse yandın. Burada çürüdün demektir. En az 20 sene yersin. Ölmezse 3-4 seneyle kurtarır. Allah kahretsin seni, hırsız orospu. Boş ver be Zehra abla. Alt tarafı bir elma be. Kalp kırma. Sen bu koca karıların lafına bakma şekerim. İçini ferah tut. O ayı gibi herif bir makas vuruşla gebermez. Sonra sen namusunu korumuşsun. Hakimler onu da düşünecekler, değil mi ama? Bak, benim herif zorla saçımı kesti. Ben de kafasına iskemleyi indirdim. İnek bir hafta komada kaldı. hepsi 7 ay hapislik yedim. Diğer için var. Bana mı? Kim acaba? Ne bileyim ben, gelince görürsün. Hadi yürü. Hadi yürü kız, kimmiş bakalım. Hadi bak da gel. Orhan. Nasılsın Nevin? İşte. Beni arayacağın aklıma gelmez. Neden? Ne bileyim ben. Artık eski Nevin değilim ki. Adam yaralamış, hapse girmiş bir kızım. Beni neden arasınlar? Böyle konuşma ne olur. Senin suçun yok ki. Kim olsa o adamı yaralardı. Ben daha önemli bir şey söylemek için geldim. Kaç gündür hep bunu düşünüyorum. Seni seviyorum. Eğer istersen hemen evlenirim seninle. Orhan! Çıldırdın mı sen? Neler söylüyorsun? Nasıl evlenirsin o kızla?
Onu tanısaydınız böyle konuşmazdınız. Üvey babasını yaralayıp hapse giren bir kız için nasıl konuşmamı istiyorsun yani? O adamın namusunu korumak için yaraladığını biliyorsunuz baba. Nevin'i seviyorum. Onun hayatını kurtarmam lazım. Zaten buna mecburum. Hayır, hiç de mecbur değilsin. Nevin'in nasıl bir kız olduğunu herkes bilir. Sözlerinize dikkat edin anne. Eğer Nevin için kötü şeyler söylemeye kalkacaksanız sizi dinlemem. Yavrum, bizi utançtan öldürmek mi istiyorsun? Eğer o kızla evlenirsen mahalledekilerin yüzüne nasıl bakarız? Mahalleli buz gelir bana! Ne olur beni anlamaya çalışın. Onu seviyorum. Hapishane müdürüyle konuştum. Mahkumiyet bitmeden de nikah kıymak kabilmiş. Hayır, buna müsaade edemem. Ne şekilde olursa olsun bu evlenmeye mani olacağım. Orhan henüz çok genç, çok beceriksiz. Bugün sana aşık olduğunu sanıyor ve evlenmeye kalkıyor. Halbuki sen daha kaç sene hapiste kalacaksın? Olacak iş mi bu? Böyle bir çılgınlık yaparsa hem istikbalini hem de aile şerefimizi mahvetmiş olur. Sen akıllı bir kızsın yavrum. Ne demek istediğimi anlarsın. Eğer Orhan'ı sahiden seviyorsan onu kendinden uzaklaştır. İcap ederse sana para yardımı da yaparım. Hayır, paranıza ihtiyacım yok. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum beyefendi. Merak etmeyin, aile şerefiniz lekelenmeyecek. Bir daha oğlunuzu görmeyeceğim. Boş ver be. Fazla düşünce adamın dünyasını karartır. Bu günler nasılsa geçecek. Bugün Orhan'ın babası beni ziyarete geldi. Biliyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? İhtiyarın hakkı var. Vazgeç bu sevdadan. O adam bugün sana acıdığı için evlenme lafı ediyor. Yarın tepesi attı mı şu halini kafana kakar. Erkek milletini iyi bilirim ben. Gençsin, güzelsin. Bir tanesine esir olmaktansa istersen topunu parmağında oynatırsın. Beni asıl üzen karnımdaki çocuk. Orhan'ın çocuğu o. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Benim için tek kurtuluş çaresi ölüm. Hadi be sen de, bir erkek için ölünür mü? Çocuksa çocuk, doğurur büyütürsün. Buradan çıktığın zaman yanında ben olacağım. Dışarıda senin gibi bir kıza para yedirmek için sıra bekleyen bir sürü enayi var. Hey Allah'ım, ne diyorum ben sana? Sen, ay Allah'ım, olmaz, istemiyorum. Onuncasını işitmek istemiyorum. İkide bir gelip de bana bunları söyleyecekler. Hiç gelme, daha iyi canım. Orhan, artık beni aramasan daha iyi olacak. Neden? Ben karar verdim. Seninle evlenmeyeceğim. Sebep? Seni sevmediğimi anladım. Hayır, inanmam buna. Neden inanmıyorsun? Söylüyor işte. Siz kimsiniz? Onun en iyi arkadaşıyım. Bu kararı vermek için bütün gece uyumadı. Siz bu işe karışmayın. Bal gibi karışırım. Nevin'in hayatı var ortada. Onu görmek istemediğini söylesene. Evet Orhan. Seni bir daha görmek istemiyorum. Ay, ay, sancılar başladı doğuracak. Hadi kalkın yardıma, kalkın yardım. Ferdiyan'a haber verin. Sıcak su hazırlayın. Zehra sen bak. Hadi hadi hadi.
Çocuğum nerede? Anlatmaktan başka çare yok. Çocuk burada değil. Yoksa ölümü doğdu? Hayır, yaşıyor. Yalnız biraz zayıfmış. Burada bakılamazmış. Müdür bey hastaneye gönderdi. Orada oksijen çadırına koyarlarsa iyileşirmiş. Aferin. Tahkikat dosyasını çok iyi hazırlamışsın. Beğendim. Buradakilerin en genci ama en iyi çalışanı sensin galiba Orhan. Savcı yardımcısı olarak yanıma alacağım seni. Benimle çalışmak ister misin? Tabii efendim. Bu benim için bir şeref olur. Böyle çalışırsan meslekte çabuk ilerlersin yavrum. Benden sana bir büyük tavsiyesi. Bir dava konusunda karar vereceğin zaman dinleyeceğin ses sadece vicdanının sesi olmalı. Hiçbir zaman hislerinin esiri olma. Hadi gözün aydın, kurtuluyorsun artık. Ya. Hey, halk tarafı 7 ay. Ne olacak? Göz açıp kapayana kadar geçti işte. Şu pis manzaradan kurtulduğuma seviniyorum ama sizlerden ayrıldığıma da üzülüyorum. Gidiyorum ama merak etme, sık sık ziyaretine geleceğim. Senden bir ricam var. Ne olur hastaneye uğra, çocuğumu gör. Bana haber getir. Aa tabii, hiç merak etme Nevin. Bak biraz birikmiş param var, al şunu. Yok istemem. Dışarı çıkıyorsun, asıl sana lazım para. Dışarıda para kazanmak kolay, hadi al şunu. Geçmiş olsun. Darısı başınıza. Allah razı olsun. İnşallah geçmiş olsun. Hadi yolla. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Hayır Orhan. Neden? Beni aramamanı daha önce de söylemiştim. Bundan sonra yollarımız çok ayrılıyor Orhan. Beni unutmaya çalış. Derslerine, mektebine dön. Hoş geldin Nevin. Bu evin sahibi İsmet abla. Artık burada kalacaksın. Size yük olmak istemezdim ama... Saçmalama. Burası senin de evin sayılır. Artık o kötü hapishane hayatı bitti. Hep beraber çok güzel günler geçireceğiz. Burada nasıl kalırım? Benim bir de çocuğum var. Biliyorum. Çocuk için hiç düşünme. Eğer dediklerimi yaparsam çocuğunu çok iyi yetiştirirsin. Nasıl? Hangi parayla? Yo, gözyaşı istemez. Güzel bir kadının ağlaması budalalıktır. Sen budala mısın? Bilmiyorum. O kadar kötü günler geçirdim ki yaşamaktan ümidim kalmadı artık. Eğer istersen çok kısa zamanda lüks bir hayata kavuşursun. Güzel elbiselerin, mücevherlerin, bol paran, her şeyin olur. Yeter ki sözümü dinle. Bundan sonra gözyaşı yok. Kahkaha, neşe, eğlence var. Hı?
Levent okula çok alıştı. Yemeklerini muntazaman yiyor mu? Çok boğazsızdır. Hiç merak etmeyin. Ben bizzat meşgul oluyorum. Onu ancak pazarlara görebilmek, bilseniz ne zor geliyor bana. Anlıyorum. Buyurun. Bak Levent, annem seni almaya gelmiş. Bugün nerelere gideceğiz anneciğim? Oh, nereye istersen yavrum. Yavrum. Funda'nın en iyi arkadaşı Levent'in annesisiniz galiba. Çok iyi anlaşıyorlar değil mi? Çocuklar bu yaşta anne ve babalarından çok arkadaşlarıyla anlaşırlar zaten. Kız çocuklar daha çok annelerine düşkün oluyorlar. Funda'nın annesi yok. Kaybettik. 2 sene oldu. Affedersiniz, bilmiyordum. Zil çalıyor. Koş. Eğer şehre dönüyorsanız arabam var. Arzu ederseniz sizi bırakabilirim. Olur, memnun olurum. Buyurun öyleyse. Aferin. Bu gece üçümüz baş başa kafayı çekeceğiz. Çok eğleneceğiz, çok. Benim güzel kuşlarım, bu gece bizim gecemiz olacak. Al bakayım, dik şunu. Hadi. Aha. Ablacığım, ben rakı içmem. Oo, itiraz yok, alışırsın. Hadi dik. Aferin. Göster marifetini, bu gece coştur bizi. Bu kız kadar güzel kıvıran biri daha yoktur yeryüzünde. Gel, gel şöyle masaya çık bakayım. Hadi. Hop. Canım. Hadi koş Levent'le oyna. Funda sizi çok seviyor. Üç aydır her pazar beraber dolaşıyoruz. Alıştı tabii. Yavrucak. Hiçbir zaman tadamadığı anne sevgisini sizde buldu. Nevin Hanım. Çoktandır size önemli bir şey söylemek istiyordum. Ama bir türlü fırsat, daha doğrusu cesaret bulamadım. Biliyorum, ben kadınların hemen aşık olacağı öyle yakışıklı bir erkek değilim. Rica ederim. Evet, öyle. Ama eğer benimle evlenmeye razı olursanız, sizi mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Bunu biraz da şu 2 yavru için istiyorum. Zengin sayılırım. İzmir'de bir fabrikam var. Eğer kabul ederseniz İzmir'e yerleşir, güzel bir hayat yaşarız.
Ne çok oldu görüşmeyeli değil. Seni öyle aradım ki. Neredeydin bu kadar zaman? Anlatıp da keyfini kaçırmasam daha iyi. Pek güzel bir hayat yaşamadım. Anlıyorum. Kimseyi suçladığım yok. Böyle olmasını ben istedim. Beni evinin kapısında görünce şaşırdın değil mi? Evet. Hem şaşırdım hem de sevindim. Seni unutamadım Nevin. Ben de Orhan. Belki inanmayacaksın ama hala sevdiğim tek insan sensin. Nevin. Ama neye yarar değil mi? Hayır. Ben öyle düşünmüyorum. Eğer istersen her şeyi yeniden başlarız. Keşke. Keşke mümkün olsaydı. Yazık ki çok geç kaldık. Neden? Bir sürü sebebi var. Boş ver. Beni götürebileceğin, birkaç saat baş başa kalabileceğimiz bir yerin yok. Nevin, eğer kalırsan bütün geçmişi unutmaya hazırım. Yeni baştan bir hayat kurar, çok mutlu oluruz. Ne olur durumumu büsbütün güçleştirme Orhan. Senden kopar gibi ayrılıyorum ama gene de gitmek zorundayım. Neden ama neden? Bunu sana anlatamam. Ne olur hiçbir şey sorma. Ve daima seni sevdiğime, ölünceye kadar da seveceğime inan. Çok uzaklara gidiyorum. Bir daha karşılaşmayacağız. Bırak da son gecemiz tatlı bir hatıra olarak kalsın. Nereye, bir yere mi gidiyorsun? Evet, birisiyle buluşacağım. Kimmiş o? Anlatsana İsmet ablaya. Ablacığım, çok iyi bir insanla tanıştım. O da hayatta yapayalnız. Bana evlenme teklif etti. Ya, senin kim olduğunu biliyor mu? Hayır, hiçbir zaman da öğrenmeyecek. Buradan gideceğiz, uzaklarda yaşayacağız. Ne budalalık. Neden abla? Artık benim de bir evim olacak. Bu hayattan kurtulacağım. Ne varmış bu hayatta? Yoksa kurtulmamı istemiyor musun? Beni sevdiğini zannederdim. Sus, gene ağlamaya başlama. Bilirsin gözyaşından hoşlanmam. Oynasana, beni bekliyorsun. Neler söylüyorsunuz? Allah'ım ne korkunç, inanamıyorum. İnanmak zorundasınız beyefendi. Çünkü gerçek bu. Evlenmeye hazırlandığınız kadın bir... Ne işin var senin burada? Bana senin hakkında bazı şeyler anlattı. Ne olur bunların yalan olduğunu söyle. İnkar edebileceğini sanmıyorum. Doğru mu söyledikleri? Doğru. Tanıyamadın değil mi? Nevin! Vallahi tanıyamadım. O kadar değişmişsin ki... sanki o küçük kız gitmiş... yerine güzel bir hanımefendi gelmiş. İltifatına teşekkürler. Anlat bakalım, neredesin, neler yapıyorsun? İşte ne olacak, bir takım işler yapıyoruz. Hey! Kim gelmiş? Dur bakayım sana. Güzelleşmişsin diyemeyeceğim çünkü eskiden de çok güzeldin ama epey değişmişsin. Evet, biraz evvel Mesut Bey de tanıyamadı. Bu saatte kulüp kapalı değil mi? Senin ne işin var burada? Ben artık müşteri değilim ki. Ya bildiğin gibi değildi. Biz ortak olduk. Öyle mi? Evet, bir senedir beraber çalışıyoruz. Bizi bırak da kendinden bahset. Anlatacak o kadar çok şey var ki.
Gel çıkalım. Bir yerde bir şeyler içer, eski günlerden konuşur, dertleşiriz. Seni tekrar görmek isterim. Göreceksin tabii. Onu buldum artık. Elimden kolay kolay kurtulamaz. Oh, burası pek değişmemiş. Bekar evi iş, ne olacak? Ama sen epey değişmişsin. Hatırlıyor musun, bir gün şu kanepede bana saldırmak istemiştin? O tekmeyi unutur muyum hiç? Görmüyor musun, hala yanına sokulmaya cesaret edemiyorum. Korkma, artık kimseye tekme atmıyorum. Bir şey içer misin? Mersi, istemem. Anlatsana, bu kadar zaman nerelerdeydin? Uzun hikaye. Senin anlayacağın pek öyle iftihar edilecek bir geçmişim yok. Bir ara erkek İsmet'in hesabına çalıştığını duydum. Hı, evet. O iğrenç hayata sadece Levent'in hatırı için katlanıyordum. Levent kim? Oğlum. Çocuğun olduğunu bilmiyordum. Bir yatılı okulda. Ona bakmam lazım. Anlıyorum. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmem. Şu anda ne işim ne de kalacak yerim var. O zaman burada kalabilirsin. Yalnızlık bana çok zor gelmeye başladı. Yaşlanıyorum galiba. Seni rahatsız etmek istemem. Alay mı ediyorsun? Sana bayıldığımı bilirsin. Çok yoruluyorsun. Hesaplara bakıyordum. Ortağımın fazla yorulmasını istemem. Güzel kadınları hesaplarla yormak yazıktır. Onlar sadece sevilmek için yaratılmışlardır. Öyle değil mi? Benim yazıhanede biraz işim var. Hesaplara bakıyordum. Sen bizimle çalışmaya başlayalı işler daha da düzeldi. Ticarete çok aklın eriyor. Ne yaparsın? Yaşamak için çalışmak lazım. Beni asıl sevindiren hayatıma girmiş olman. Dünyada senin mutlu edemeyeceğin erkek yoktur herhalde. Bu bir iltifat mı? Bu Tarık canımı sıkmaya başladı artık. Ona ihtiyacım kalmadı Osman. Anlıyorum abi. Üzme tatlı canını. Bir çaresine bakarız elbet. Ne düşünüyorum biliyor musun? El ele verirsek ikimiz çok para kazanırız. Üçüncü ortağımız Mesut Bey de var. Evet var. Ama olmayabilir de. Ne demek istiyorsun? Ona ihtiyacımız kalmadı gibi geliyor bana. Mesut. Evet. Gelsene bir dakika buraya. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Daha doğrusu bir teklifim olacak sana. Ne söyleyeceğini biliyorum galiba Tarık. Nevin hakkında değil mi? Yalnız o değil. Bu arada pavyondaki hisseni de satın almak istiyorum. Ne tuhaf değil mi? Ben de bugün aynı şeyi senin için düşündüm. Nevin'i benden gizli asıldığını bilmiyor muyum sanki? Onu rahat bırak yoksa karışmam. Bakıyorum kendinden çok eminsin. Hodri meydan oğlum. Bu işi evine bırakalım, o ne derse hayır olsun. Uzattın ama, dur şurada da ineyim ben.
Ay. Şu beyaz elbiseli fena değil. Ha. O ya mı? Yenilerden. Tanışmak ister misin? Hı-hı. Tanışalım ya. O ya. Dans etmekten yorulmadın mı hala? Otur biraz da dinlen. Bak beyefendi seninle tanışmak istiyor. Buyurun. Ne içersiniz? Vodka mı, konyak mı? İçki içmem ki ben. Yok, olmaz öyle şey. Önce biraz içelim, kafayı bulalım, keyfimiz yerine gelsin, sonra da bir otele gideriz. Otele mi gideriz? Ne oteli? Eğer para için numara yapıyorsan korkma, benim elim açıktır. Doğru, nereye gidiyorsun? Bırakın kolumu. Ne olur bakayım burada? Bu adam bana otele gideceğiz diyor abla. Ne olmuş yani, seni beğenmiş. Fena mı? Hayır, ben kimseyle otele falan gitmem. Eğer gitmezsen burada çalışamazsın. Anladın mı? Hayır, ben yapamam. Nevin abla, sizinle biraz konuşabilir miyim? Ne istiyorsun? Selma abla çok kötü davrandı bana. Sarhoşun biri otele gidelim diye tutturdu. Ben de yalnız dans edeceğimi söyledim. Selma abla gitmezsen burada çalışamazsın diye üzerime yürüdü. Ah! Ya ne zannediyordun şıllık? Burası dans dershanesi mi? Ticarethane burası, ticarethane, anladın mı? Dans da edeceksin, müşteriyle otele de gideceksin. Hayır, yapamam. Yapamazsan defolur gidersin. Nasıl? Nereye giderim abla? Ben size güvenerek evimi terk ettim. Artık ailemin yanına dönemem. Bana ne? Ama hiç param yok. Söylediğimi yaparsan paran olur. Hayır, yapamam. Ben öyle kız değilim. Ya, sen nasıl kızsın? Senin gibilerin elinden tutmaya kalktığım için kabahat bende zaten. Defol! Abla yapma, ne olur. Ne olur kovma beni. Kovarsan sonra nerede kalırım ben? Sokakta. Birkaç gün içinde de bir sokak orospusu olur, çıkarsın. Hayır, öyle olmak istemiyorum. Senin gibileri çok gördüm ben. Hadi defol! Yarın karşıma gelip her şeye razıyım diye yalvaracaksın. Hayır! Ben de bir babayım. Onun için çektiğiniz acıyı çok iyi anlıyorum. Henüz o 18 yaşındaydı beyefendi. Büyük acınızın kelimelerle teselli edilemeyeceğini biliyorum. Cemiyeti kemiren bir sürü genç kızı uçuruma sürükleyen bu alçaklara karşı içimde tarifsiz bir kin var. Ama size söz veriyorum. Eğer bana yardım ederseniz evladınızın ölümüne sebep olan o kadına bunun hesabını sorarım. Derhal aleyhine bir dava açacaksınız. Başsavcının hakkınızdaki ithamı çok ağır. Ama haksız bir itham. Gece kulübü işletiyor diye bir insanı mahkum edemezler herhalde. Tabii edemezler. Yalnız şu kızın intihar meselesi tatsız. Ah, bilseniz ne kadar üzüldüm. Fakat intihar etmesi için bir sebep yoktu ki. Ona bir iş teklif ettim. Madem istemiyorduk, kabul etmeyebilirdi. Benim ne suçum var bunda? Öyle ya. Bana inanıyorsunuz, değil mi? Elbette. Hele avukatınız olmaya hazırlandığım şu sırada suçlu olabileceğinizi düşünmek aklıma bile gelmez. Kızın ölümünden beni sorumlu tutabilirler mi? Buna imkan vermeyeceğiz tabii. Bir huyum vardır. Açık konuşmasını severim. Sizi dinliyorum. Bilmem ki nasıl söylesem. Ben biraz pahalı avukat sayılırım. Ben de hiç kimseye borçlu kalmaktan hoşlanmam. Merak etmeyin. Söz iddia makamının. Buyurun. Muhterem heyeti hakime. Şu karşınızdaki kadın masum görünüşü altında bir canavarın ruhunu taşımaktadır. Genç kızları uçuruma sürüklemeyi kendine bir meslek, bir kazanç yolu edinmekle kalmamış,
sonunda bunlardan birini ölüme de sevk etmiştir. Onun cemiyeti tehdit eden korkunç bir tehlike olduğu meydandadır. Evet, birkaç gün evvel 18 yaşında gencecik bir kız onun yüzünden intihar etti. Eğer bu canavar ruhlu kadının şen'i faaliyetine bir son verilmezse, daha nice genç kızın aynı akibete uğrayacağından şüpheniz olmamalıdır. Hakkında hazırlanan tahkikat dosyasında iddiamızı ispatlamaya yeter delil mevcuttur. Söz istiyorum efendim. Ölen genç kızın feci akıbeti, kederli babası ve dostları kadar bizi de üzdü. Sayın savcının bu husustaki heyecanına hürmetimiz büyüktür. Yalnız bu heyecan içinde aldandıkları önemli bir hususu işaret etmek isterim. Genç kızın intiharıyla müvekkilimin yakından veya uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. Bunu şahitler ve mukabil delail ile ispat edebilmek için yüksek mahkemenizden mehil talep ediyorum. Pekala. Sizce muvafık mı? Tamam. Müdafaanın talebi uygun görülmüş ve duruşma 7 Ocak Salı günü saat 10'a talih edilmiştir. Oo, merhaba. Beyefendi. Rica ederim. Size minnettarlığımı bildirmeye geldim. Son celsede o kadını itham edişinizi seyrederken gözlerim yaşardı. Merak etmeyin, suçlu mahkum olacak ve kızınızın intikamı alınacak. Teşekkür ederim efendim. Vay Orhan, ne zaman döndün Ankara'dan? Dün akşam efendim. Bütün işleri bitirdim. Geldiğin iyi oldu. Bu yeni davada sana ihtiyacım olacak. Yarın bir cemiyet düşmanını deliye tıkacağız. Ne oldu? Neniz var efendim? Bilmem, şurama fena bir sancı saplandı. Hay Allah. Buyurun efendim. Sorma evlat, çok güç bir ameliyat geçirdim. Az daha gidiyordum. Allah korusun, tehlikeyi atlattınız çok şükür. Merci kızım. Atlattık sayılır. Asıl üzüldüğüm şu davayı yarım bırakmak oldu. Yerime sen devam edeceksin. Sakın güzelliğine aldanıp o kadını acımaya kalkma. Kadını tanımıyorum ki efendim. Çok güzel, masum bir suratı var. Ama o masum suratın altında canavar bir ruh yatıyor. Var. Davayı kazandık sayılır. Başsavcı Faruk Bey'i hastaneye kaldırdılar. Ya, neden? Ani bir apandisit krizi. Peki, yarınki duruşma kalacak mı? Başsavcılar hasta olur fakat duruşmalar kalmaz. Yarın karşımıza toy bir savcı yardımcısı çıkıyor. Onu doğduğuna pişman edeceğim. Kendinize çok güveniyorsunuz. Tabii. Çünkü savcı beyi dize getirecek öyle bir koz var ki elimde. Nedir o koz? Hani bugüne kadar size ayak bağı olan o çocuk var ya. Kim? Oğlum Levent'ten mi bahsediyorsunuz yoksa? Evet. Adı Levent'ti değil mi? Levent'in ne ilgisi var bu işle? Yaptığım tahkikata göre çok ilgisi var. Daha açık konuşamaz mısınız? Şimdilik konuşamam. Yarın duruşmada her şeyi anlarsınız. Sanığı salona alın. Sadece vicdanının sesini dinle Orhan. Hiçbir zaman hislerinin esiri olma. Başsavcı ağır bir ameliyat geçirip raporlu olduğu için iddia makamını yardımcısı savcı Orhan Peker işgal etmektedir. Söz müdafaanındır. Şahitlerimizi dinletmek istiyoruz efendim. Adınız ve soyadınız? Selma, Selma Pekcan. Sanığı tanır mısınız? Aa tabii, Nevin'i kardeşim gibi severim. Kaç sene beraber çalıştık. Yalnız sorduklarıma cevap verin. İntihar eden genç kızı tanıyor musunuz? Evet, bir kere gördüm. Bizim kulübe geldi, çalışmak istiyorum dedi. Nevin bu işler sana göre değil diye onu işe almadı. Evine dönmesi için nasihat etti. Sonra kız gitmiş intihar etmiş. Nevin'in bunda ne suçu var? Değil mi ama? Adınız ve soyadınız? İsmet Ersoy. Nevin'i tanırım. Çok iyi kalpli ve merhametli bir kadındır. Onun kimseye bir kötülük yapacağını sanmıyorum.
Sanığın suç ortağı olan bu kadınların yalan şahadetleriyle adaleti yanlış yola sevk etmek istedikleri aşikardır. Ortada ölüme sevk edilen bir genç kız vardır. Gerek onun hakkında yapılan tahkikat, gerek yakınlarının ifadesi, sanıkla yaptığı bir tartışma ve uğradığı büyük hakaret, genç kızın canına kıyacak kadar büyük bir ümitsizliğe düştüğünü göstermektedir. Başsavcı tarafından hazırlanan dosya ve kendi kanaatlerimi tam olarak yüksek mahkemenize ibraz edebilmek için celseye 2 saatlik kısa bir ara verilmesini talep ediyorum. İddianame öğleden sonra okunacaktır. Duruşmaya 2 saat ara verilmiştir. Biraz görüşebilir miyiz? Ne istiyorsunuz? Sanık vekilinin dava esnasında savcıyı ziyaret akla kötü şeyler getirir. Aldırmayın canım. Benimki dostane bir ziyaret. Orhan Bey, istikbali parlak bir savcısınız. Bunu söylemek için mi geldiniz odama? Hayır. İkimiz de hukukçuyuz. Yani meslektaşız. Bir meslektaşımın müşkül duruma düşmesini istemem. Ne demek istiyorsunuz? Biraz sonra duruşmada bir çocuktan söz etmek zorundayım. Bir çocuktan mı? Evet. O müvekkilinizi kurtaracak mı? İşte en can alacak noktaya geldik. Çünkü müvekkilimin 4 sene evvel dünyaya getirdiği bu çocuğun babası sizsiniz. Nasıl? Hayır, inanmam buna. Yalan söylüyorsunuz. Hukuk mantığa dayanan bir ilimdir. Bir iddia sağlam delillerle ispat edilirse kimse onun yalan olduğunu söyleyemez. Elimde yeteri kadar delil var. Eğer müvekkileme yüklenmeye devam ederseniz, çocuk meselesini duruşmada açıklamak zorunda kalacağım. Çıkın dışarı! Söyleyeceklerim bitti zaten. Böylece sanığın gece kulübü veya diskotek adıyla işlettiği o batakhanede genç kızların korkunç tuzaklara düşürüldüğü anlaşılıyor. Görüyorum ki sayın savcının ithamları müvekkilemi gece kulübü işletmekle suçlamaktan ileri gidemiyor. Hiçbir kanun maddesi hiç kimseyi gece kulübü işletmekle suçlayamaz. Evet, müvekkilem bir pavyon sahibidir. Çünkü yaşayabilmek için çalışmak zorundadır. Üstelik bu işi yetiştirmeye çalıştığı çocuğu için yapmaktadır. Vaktiyle o da saf, pırıl pırıl hayalleri olan bir genç kızdı. Tertemiz bir aşkla birini sevdi. Ama o genç adam, müvekkilemin kendisinden çocuk sahibi olacağını anlayınca hiç acımadan onu terk etti. Savcı bey, bu olayın hiç de yabancısı değildir. Biraz sonra kendisine her şeyi hatırlatacağım. Bunlar mahkemeyi ilgilendiren şeyler değil. Bilakis, davamızla çok ilgisi olan şeyler. Bugün şerefli bir mevki işgal eden o adam, kucağında bebeğiyle terk ettiği şu zavallı kadını, o bebeği yaşatabilmek için katlandığı mücadeleden dolayı suçlamaya kalkamaz. Bu adamın kim olduğunu açıklamanız gerekiyor. Bir dakika, söz istiyorum. Konuşun. Hayatımın burada açıklanması gerekliyse bunu ben yaparım. Şu andan itibaren duruşmaya yalnız devam edeceğim. Avukatımı azletmek istiyorum. Bu hakkınızdır. Savunmanızı yalnız yapabilecek misiniz? Savunma diye bir şey söz konusu değil. Sadece her şeyi açıklayacağım o kadar. Nevin Hanım, neler söylüyorsunuz? Evet, artık size ihtiyacım yok. Sayın hakimler, bir genç kız öldü. Ve savcı onun ölümüyle beni suçluyor. Haklı. Bu kızın intiharına ben sebep oldum. Eğer intihar etmeseydi, gene benim yüzümden bir çirkefe sürüklenip cemiyetin lanetlediği bir sokak kızı, bir fahişe olacaktı. Tıpkı aynı felakete uğrayan bir sürü genç kız gibi. Yeter! Susun! Siz karışmayın! Size ihtiyacım olmadığını söyledim, gidebilirsiniz. Evet. Benim gece kulübüm, genç kızların en çok parayı veren erkeğe satıldığı bir batakhanedir. Eğer onları kurtarmak için yapabileceğiniz bir şey varsa, size hepsinin ismini verebilirim.
Sakın bana bu kötülükleri yaparken hiç yüzün kızarmadı mı, hiç vicdanın sızlamadı mı diye sormayın. Ben onlara kurulan bu iğrenç tuzağın sadece küçük bir dişlisiyim. Onları bu çirkefe sürükleyen o kadar çok sebep var ki. Para sıkıntısı, lüks merakı, tembellik, budalalık. Hele hele en önemlisi ailenin ilgisizliği. Anneler, babalar, çocuklarınıza sahip olun. Gerekiyorsa onlar için kendinizden fedakarlık etmeyi bilin. Birkaç sene öncesine kadar ben de tıpkı sizin çocuklarınız gibi tertemiz bir genç kızdım. Tecrübesiz, şaşkın, iyi ile kötüyü seçmekten aciz. Sahip çıkanım olmadığı için, iyi olanı değil kolay olanı, dürüst olanı değil eğlenceli olanı seçerek bu hale geldim işte. Peşimde bir sürü erkek vardı. Çünkü güzeldim. Ama bakın, bugün o güzellikten ne kaldı? Boyaları ve takma saçı çıkarınca, işte gerçek yüzüm bu! Sayın hakimler, hakkında vereceğiniz karar ne olursa olsun korkmuyorum. Aksine artık kötülük yapamayacağım için mutluyum. Gereği düşünüldü. Sanığın suçu sabit görülerek Türk Ceza Kanunu'nun 65. Size çok minnettarım savcı bey oğlum. Günahsız yavrumun katili olan o kadını mahkum ettirdiniz. Allah sizden razı olsun. Yavrum geri gelmez ama hiç olmazsa katili cezasını buldu. Yanan yüreğime su serpildi.